İpek'in dünyasından herkese merhabalar. BRT ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok bir kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Ressam, sanat eğitmeni ve kişisel koç Luna Tülay Okan. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyenler, çok renkli ve çok donanımlı bir sanatçımız aslında sevgili Luna Tülay Okan. Yıllarca Mersin'de yaşamış bir Kıbrıslı Türk ve 6 yıldır burada bizlerle birlikte hem sanatını bizlerle paylaşıyor hem de birçok sanatçı adayına dokunuyor. Evet. Çünkü kendisinde çok güzel Luna Art Home adında da bir sanat atölyesi. Luna Tülay Art Home adında bir atölyesi var. Öncelikle şuradan girmek istiyorum. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini birincilikle kazanmışsınız. Evet. Araştırmalarımda buna ulaştım. Ve sonrasında da sadece sanatınızı icra etmediniz. Sanat üretim alanına ilgi duyanlara yeteneklerini, yaşam amaçlarını keşfetmeleri için dokundunuz. Kılavuzluk yapıyorsunuz hala. Evet. Ve bir de en çok hoşuma giden nokta da şu oldu. Sanatın meditatif yapısını anlatıyorsunuz. Evet. Çünkü birçok alanda kendinizi geliştirdiniz. Kişisel koçsunuz aynı zamanda. Şimdi yolculuğunuza tabii ki siz şimdi yaşam amacını hani keşfetmelerine kılavuzluk yapıyorsunuz ya. Sizin yaşam amacınız bu olduğunuzu siz nasıl keşfettiniz? Oyun oynayarak. Oyun oynayarak. Nasıl peki? Çok küçük yaşlardaki gözlem yeteneğini, tabii geri bildirimler her zaman önemlidir bu cümleyi en başa koyarsak. Benim meşhurdur bu hikayem. Alet çantaları, çeşitli malzemeleri, birbirlerine uyumlu olan materyalleri kullanmayı çok severdim. En çok sevdiğim şey de böyle başladı aslında tasarımların hikayesi de. Babamın alet çantasındaki malzemeleri kurcalarken bu tüp başlıklarının, hortum kelepçelerinin her parmağa uygun olarak büyütülebilir. Vida sıkıştırıldıkça parmağınız ne kadar ince küçük olsa da daraltıp genişletebiliyorsunuz gibi mantıkla çeşitli nesnelerle oynayarak keşifler yapmaya başladım. Ve bu kendi kendime oyun haline geldi. Bu kurgular ileriki süreçlerde resim çizme yeteneğinin keşfedilmesiyle, işte çeşitli kumaşların tasarımlarıyla, bazı eşyaların şeklinin değiştirilerek başka şekilde kullanılmasıyla tasarım yönü birlikte yürüdü. Çizim yeteneğinin de gelişmesiyle birlikte bu konuda çok keyif aldığımı, zevk aldığımı ve çevremdeki insanların da geri bildirimleriyle bu alanda ilerlemem gerektiğini düşündüm ve hiç başka bir dala bakmadan, psikolojiyle de çok ilgileniyordum. Evet. Ve bu alana hazırlanarak güzel bir başlangıç yaptım diyelim. Süreç içerisinde de bir insan sevdiği işi yaparsa, daha önce insanın ikigai'si üzerine yürümesi gerektiğine dair de bir yine BRT'de güzel bir konuşmamız olmuştu. Bunu yaşayarak getirenlerden biri olduğum için çok şanslıyım. Evet. Deneyimlediğim için de çevremdeki insanlara özellikle sorduğum soru şudur. Boş zamanlarında kendini hissettiğin zaman ne yapıyorsun? Çünkü buradan ilerlememiz gerekir. Kendini iyi hissettiğin zaman. İyi hissetmek için ne yaparsın? Ne yaparsın? Günlük alışkanlığın nedir? Ve odanda ne var? Yani senin kendi kişisel alanında ne var? Bu sohbetlerle kişileri inceleyerek, gözlemleyerek onlara en uygun olan teknikleri, onlara en uygun olan yönlendirmeleri yapabilmeye niyet ettim diyelim. Ya, çok güzel. İyi ki niyet etmişsiniz. Birçok cana, birçok sanatçı adayına ve aslında sadece sanatçı adayı değil. Evet. Hayatınızda merkezi, alanınızda olan herkese dokunuyorsunuz. Mesela az önce bu sorduğunuz soruda şimdi bir seyircimizin kulağına çalın.
yaptı ve o düşündüyse hani ben boş zamanlarımda en çok kendimi iyi hissetmek için ne yapıyorum? Ya da çok stresli olduğu zaman ne yapıyor? Ne yapıyorum? Bu alanda aslında enerjisini büyütmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Bunu keşfedip. Kesinlikle. Çok, bir de tabii ki ergenlerimiz var, çocuklarımız var. Onları da çok iyi gözlemleyip aslında bu çocuk boş zamanlarında veya stresli hissettiğinde ne yapıyor, neyle uğraşıyor? Hani aileler de, ebeveynler de bunları çok iyi gözlemlerse aslında ona göre çocuklarını yönlendirip onların rahatlayacağı ve kendilerini geliştirebilecekleri alanlara yönlendirebilecekler. Kesinlikle öyle ve günümüzde artık meslekler çok değişiyor. Hı hı. Ekonomik sisteme ayak uydurabilecekleri şekilde yetenekleri düzenleyip yön verebilirlerse geleceğe dair hem geleceğin bireyleri de mutlu olur hem aileleri de mutlu olur. Tabii ki güncel meslekleri de takip ederek yönlendirmek şart. Tabii yani orası net çünkü teknolojinin de ilerlemesiyle birçok da alan açıldı, daha da çok çoğaldı meslek alanları, sanat alanında da. Kesinlikle, özellikle sanat alanında çok yeteneklidir öğrenci. Özellikle lise çağındaki öğrencilerin, ortaokul çağındaki öğrencilerin eğitmenlerinin çok iyi gözlemlemesi lazım. Çok iyi çizim yapıyordur, mutlaka ressam olması gerekmiyor. Grafik tasarımcı veya başka bir sanat alanı içerisinde yer almanın yanı sıra günümüzde aslında matematiği, fiziği, kimyası çok iyiyse biyometri mühendislikleri var. Onlar da çizimle okunulan tıp fakülteleri bölümleridir. Çünkü artık günümüzde yapay organ tasarımları, endüstriyel tasarımda günlük hayatta nasıl cep telefonu veya herhangi bir aracın, aletin tasarımı çok önemliyse kendi sağlığımız için de tasarımlar çok önemli. Sanat aslında teknolojiyle buluştuğu zaman çok keyifli oluyor. Harika. Evet, sevgili ebeveynler, evet, bunları dinleyin. Yani gerçekten sanatla birleşir. Çünkü sanat zaten hani hep diyorlar ya, ruhun gıdasıdır. Gerçekten öyle. Her zaman öyle. Tabii sizin çok ciddi sanat çalışmalarınız var. Kişisel sergileriniz oldu yurt dışında. Burada da bir kişisel serginiz oldu. Zaten dediğim gibi 6 yıldır buradasınız. Ya da dediğim mi bilmiyorum ama 6 yıl oldu buraya yerleşeli. Evet, evet. Ama bunun yanında, şimdi sergilerinize geleceğim ama sizin dediğim gibi mesela şamanizm, işte numaroloji uzmanlığı, nefes teknikleri, bunlar yakalayabildiklerim. Özellikle mandala, çünkü mandala eğitimleri de veriyorsunuz. Spiritüel mandala. Spiritüel mandala eğitimleri. İşte kuantum gibi alanlarda kendinizi yıllardır yetiştirdiniz. Hatta artık gerçekten koçluk yapabilecek bir seviyeye ulaştınız. Bu alana ilgi duyuyorum. Ben de çok ilgiliyim. Konuştuk zaten. Evet. Hani İpek'in dünyası zaten, ben hep şey söylüyorum. Yani ilgi duyduğum alanlarla ilgili konuklar alıyorum hep. Mesela çocukluk yaşlarından Allah rahmet eylesi Ala Takan'dan resim dersleri alırdım ben. Evet, çok duydum ismini de gerçekten. Ve bu ne güzel anılmak çok güzel. Evet, kesinlikle. Hani resim de benim alanımda çok sevdiğim bir alandır. Şu an sürdüremiyor olsam da, sürdürmüyor olsam da ama belki birlikte hiç belli olmaz. Evet, belki bana da dokunursunuz. Hiç belli olmaz hayat, gerçekten akış. Şimdi siz bu alana ilgi duydunuz. Bir şekilde zaten ruhumuz ona çekiliyor, onun da ben farkındayım, kendimden biliyorum. İkisini birleştirme fikri, yani resimle hani bu işte meditasyonu, ne bileyim nefesi, mandalayı, öğrendiklerinizi birleştirip katkı olmaya nasıl karar verdiniz? Hayat sizi zaten buna yönlendiriyor. Hı hı. Birinci durum bu. Yaşadığınız olayların bazen akışı ters gidebilir. Nerede ne aksıyor, benim neyi öğrenmem lazım, bu olayın bana verdiği bilgi neydi araştırmak durumunda hı hı. kaldığınızda araştırıyorsunuz. Ancak benim çok sevdiğim sözlerden biri, gelecek geçmişi anlamlandırıyor. Şimdiden geçmişe doğru baktığım zaman aslında zaten bu noktaya gelmesi gereken olayları ve durumları yaşıyorsunuz. Evet. Çok küçükken yaşadığım ailedeki bir isim konusuyla ilgili bir konunun, bunu daha sonra bahsedeceğim ortamlar olacak niyet ediyorum. Numerolojiyle olan bağlantımın aslında daha 7 yaşında başladığını,
geçmişteki bir bilginin gelecekteki bilgiye ulaştıktan sonra anlamına eriştim. Ancak üniversitede sonuç itibariyle bir Güzel Sanatlar Akademisi'nde okuyorsunuz. Bu fakültenin detaylarında sanatın psikolojisini, sanatın sosyolojisini incelerken önünüzdeki bir resmi yapan kişinin hayatını incelerken dönemin ekonomisine, dönemin savaşlarına, dönemin psikolojisine ulaşacağım kaygısıyla hiç görmediğiniz bir insanı okumaya başlıyorsunuz. Ve yüksek lisansta da değişen gerçekçilik olgusu gibi bir konu üzerine bir tez yazdım. Bunun üzerine değişen dört farklı yüksek lisansınızı modern sanatta değişen gerçeklik olgusunda dört farklı ressamı Manet, Monet, Mie ve Anselm Kiefer'ın bir saman nesnesine bakışını aradaki yüzyıl farkıyla değişen gerçekliği yansıtmalarını inceledim. Ve burada evet bayağı detaylı bir tezdi. Ve bu nesnenin dilini, o dönemin edebiyatını, savaşlarını, ekonomik durumunu ve bu insanların yaşadıkları ortamları incelerken hep bir analiz çalıştırıyorsunuz. Ve bir resme bakar bakmaz ressamı okuyabilmeye dair bir çalışma, resmin analizi üzerine yapılan bir çalışma, ilerleyen süreçlerde de insanların tıpkı Pisagor'un yaptığı gibi ve ta Mısır kökenlerinde gelen bilgilere, İsis'in bilgilerinde olduğu gibi insanların isimleriyle, ses frekanslarıyla, dönemin bağlantılarıyla ilerlendiğinde kökeni Çin'den de, Maya kültüründen de beslenen bir numeroloji bilgisine ulaşıyorsunuz ve aslında hep bir analizle uğraşırken bu işi ne kadar sindirdiğinizi fark ediyorsunuz. Ve doğal olarak aileden de gelen bilgi aktarımlarıyla sizin kendi kişisel özelliklerinizle buluştuğunda analiz sizin hayatınızda bir kolaylıkla akan bir durum haline geliyor. Ve benim eğitimlerimi alan öğrenciler de bilir ki ben paylaşmayı da çok seviyorum. Eğitim anında kişisel deneyimlerimi de paylaşmanın önemli olduğunu hep altını çizerim. Bir de ilham oluyor. İlham olması çok önemli. Zaten kozmik enerjideki en önemli bilgi budur. Aslında bizim Anadolu topraklarında el vermek, ocak olmak gibi anlatılır. Fakat sizin titreşiminiz, siz ne kadar inanır ve ona göre aktarırsanız siz de bu kişilere enerjinizden bir parçayla onları da ısıtıyorsunuz. Hatta numaroloji konusunda Kıbrıs'ta eğitim verdiğim arkadaşlar hep sayfalarımda da paylaşıyorum kimlerle çalıştığımı. Onlar da şimdi denk gelir izliyorlarsa bu konuyu çok iyi hatırlayacaklardır. Birlikte yaşanılan ana denk gelen olaylarla okunur her şey. İlla modomot eğitim esnasında verilmez. O anda yağmur yağıyorsa yağmurun da bir katkısı vardır. Rüzgar esiyorsa rüzgarın da katkısı vardır. O anda buluşulan kaç kişi varsa o insanların deneyiminin de katkısı vardır. Bunların her birinin tesadüf olmadığının, tevafuğun nasıl gözlenmesine dair bilebildiğim kadarınca, dilimin döndüğü kadarınca anlatabilmeye ve uyumlamaya çalışıyorum. Çok güzel. Yani çok net, çok sade, gerçekten çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Şimdi tabii aslında şuraya gelecekti ama ona da bir cevap oldu. bildiğim kadarıyla çünkü sizin atölyeniz benzeri olmayan bir atölye. Hani Kıbrıs'ta evet, şu anda evet resim atölyesi olarak fark yarattığınız, işte teşekkür bu anlattığınız ederim. Paylaşımların da içinde olmasından da kaynaklı bir atölye. Başka ne gibi farklılıklar var? Eğer hani eklemek isterseniz onu da sormak istiyorum. Yani şöyle ortak çalışmalarım da var. Yani sadece benim atölyemde yürütmüyorum. Çeşitli atölyelerle ortak çalışmalarım da var. Mekanlarla ortak çalışmalar var. Sonuçta ben bir ressam olarak, bir sanat eğitmeni olarak geleceğini kurmak isteyen gençlerin portfolyo hazırlıklarında öncelikli olarak yol gösterebilmek adına önemli bir kendi içimde motivasyonum olduğunu düşünüyorum. Çünkü hangi yolda yürüyeceğini motive olup seçen bir öğrenci mutlu olduğu bir işi yapacak. Evet. Ve bir birey mutlu olduğunda toplum içerisinde de mutluluk yayacak ve bizim buna ihtiyacımız var. Kesinlikle. Özellikle pandemi döneminde biz neşemizi kaybettik.
Ben neşemizi bulmak adına ne yapabilirsem ve kendi neşemi de arttırabilmek adına nasıl buluşmalar yapabilirsem ne mutlu. Ne mutlu. Evet, gerçekten bu gençlerin portfolyo oluşturmalarına ve istedikleri üniversitelere gitmelerine katkı oluyorsunuz. Peki evet. Yetişkinler için yetişkinler için de var? Aynı şekilde toplumun eğitim süreci içerisinde çok yeteneklidir kişiler. Fakat ekonomik kaygılar, toplumun bir sanatçıya bakışındaki farklı yönlerden dolayı kişiler çok yetenekli olsa bile bir sanat yolunu tercih etmektense farklı alanları tercih etmek zorunda kalıyorlar. Ve bu içlerindeki ukde ilerleyen yıllarda evet emekli olayım da bir an önce resim yapmaya başlayayım veya müzik alanında ne yapabilirim, ucunu kaçırdığım ipi nereden tutabilirsem kar kısmında buluştuğumuz noktalar var ve dediğim gibi Facebook veya Instagram sayfamızdan bakarlarsa izleyicilerimiz Luna yetişkinler Tülay ismi Art neydi? Home. Luna Tülay Art Home. Hani yanlışlık yapmak istemiyorum. Evet, Facebook Luna, ve Instagram sayfamızda çünkü geçen ay yetişkin iki arkadaşımızın kendilerini yıllar sonra keşfetmeleriyle içlerinde ne kadar yetenekli ipuçları veren yönlerini tutup geliştirdiklerinde ne kadar güzel kişisel sergilerini açabilme noktasına kadar geliştiklerini paylaştık. Evet, davet almıştım sizden, gelememiştim ama kısmetse birazdan duyurusunu yapacağım. Evet. 19 Mayıs'taki sergiye gelmeyi çok istiyorum. Evet, yani yetişkinler için siz kurslarınızı duyuruyor musunuz yoksa size ulaşmaları mı lazım, yeni gruplar mı açıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz? Bütün bunların programını sayfamda yapıyorum. Sayfamda evet, paylaşıyorsunuz. Paylaşıyorum. Yani her an kayıt için görüşme alabiliriz. Çünkü şöyle bir yöntemim var. Bu bireyin estetik eğitimiyle ilgili, yaptığım çalışmalarla ilgili 2000 yılında Marmara Üniversitesi'nde bir nasıl anlatayım, afiş bildirim. Aslında bireyin bizim üniversitelerde de bazı uygulamalar içerisinde kaldığımız, ancak şöyle olursa daha iyi olur dediğim bireyin estetik eğitimiyle ilgili manifesto, afiş bildirimlerim oldu. Burada başlayan kişileri gözlemleyerek grup halinde bile olsa, ki grup halinde çalışmak her zaman motivasyonu arttırır. Grup halinde bile olsa kişileri tek tek takip edip onlar hakkında tek tek dosyalar açıp tek tek yönlendirmek konusunda bir çalışma yöntemim var. Butik bir atölye, çünkü 8 kişiyi geçmiyorum. O yüzden grup grup oluşturup günlere bölüp o 8 kişi içerisinde kişileri de kendi içinde bölerek takip ediyorum. Çok yöntemli bir gözlem şeklim var. Hani kafile halinde bir ders çalışmıyoruz. Grup halindeyiz ama tek başına yönlendiriyorum. O yüzden ne zaman isterlerse kayıt alabiliriz eğer uygunluk varsa. Dönem içerisinde de belirli bir takipten sonra ortak sergilere, grup çalışmalarına girebiliyoruz. Bu 19 Mayıs'taki sergimiz de bu şekilde bir atölyenin karma resim sergisi evet, olacak. Hemen ondan bahsedelim o zaman konu açılmışken. Evet, şimdi sevgili izleyenler, 19 Mayıs'ta Luna Tülay hocamızın Belapayız Manastırı'nda saat 7.30'da değil mi? Yoksa 7'de mi? Saat 7'de. 19'da. Saat 19'da açılmış. Evet, 19'unda. Evet, rakam olarak da numara olarak da çok iyi. Evet, bir sergi olacak. Karma sergi olacak. Evet. Sizin öğrencilerinizin de evet, atölye katılımcılarının belli bir süre eğitim alan ve kendi alanında belli bir oluşumu tamamlayan kişilerle oluşturduğumuz ve her birinin çok farklı rengi, çok farklı tadında, tekniğinde bir karma sergiyi sunacağız. Evet, kaç öğrenciniz var? 20 öğrencimin katılımıyla olacak. Evet. Çok güzel. Evet, ilgisi olanlar, yani ben mesela şu anda yapmıyorum ama çok seviyorum resim sergilerine katılmayı. Bu arada da ben oyunculuk eğitimi de alıyorum ve hocalarımız bize hep şey diyor, yani resim sergilerine gidin. Yani ben diyor, işte Hilal Saral
Emmy ödüllü tek Türk yönetmenimiz, hocalarımdan bir tanesidir. Ne güzel. O diyor ki bir resme baktığımda, yani ben o resimdeki, o tablodaki bir çiçekten bile ilham alıp bambaşka şeyler yazabilirim, yaratabilirim. O yüzden hani ben resim yapıyorum ya da resim çizme yeteneğim vardan bakmamak lazım. Tabii o tek kadar, başına yürümez zaten, kesinlikle. Yani hani yapmasanız bile, hani belki yeteneğiniz olmasa bile o sergiler bize çok büyük katkı oluyor. O yüzden bu örneği verdim. Hani gidin sergilere gidin, yani size çok büyük katkısı oluyor. Ben fotoğraf sergilerine de çok gidiyorum, çok seviyorum. Zaten insanın yaşamına kalite getiriyor. Hı-hı. Eğer siz resim izlemeye, resim seyretmeye başladığınızda bir kaliteye doğru, bir resim seçkisine doğru kendi içinizde bir kalite oluşturabiliyorsunuz. Ve bunları öğrendikçe, yönlendirildikçe iyi resim mutlaka iyi müzikle yürür. İyi müzik, evet. İyi yemekle yürür. Birbiriyle bağlantılı. Aynen öyle. Evet. İyi müzik, iyi dansla yürür. Tiyatroyla yürür, fotoğrafla yürür. Çok doğru. İyi yemek, iyi sohbetle yürür. bu da hayatınızı, her şeyin en lezzetlisini, yani resmin de lezzetlisini, müziğin de lezzetlisini, evet, sohbetin de lezzetlisini arayış haline getirir. Ve bu arayış içerisindeki buluşmalar, buluşturmalar da keyifli bir bütünlüğe ulaşır. Hadi bakalım. Müzik demişken o zaman bir müzik arası verelim. Lütfen. Size bir şarkı söyleyeyim ben. Hadi bakalım. Setin, bu cimişipi indir de... Siz bir enstrüman çalıyor musunuz? Şarkı söylüyor musunuz? Kendi kendime evet. Bir günde bir konuğum şey demişti. Evet çok severim ama banyoda demişti. Şarkı söylemeyi. Yani hiç ilginiz oldu mu bir enstrüman çalmaya? Tabii ki tabii ki çok... Daha çok ben davul gibi vurmalı seviyorum. Çok da yakıştırırım kadınlara. Vallahi kim ne derse desin.
Çok hoşuma gider. Kesinlikle. Zaten bu flamenko gibi vurma, ayakları vurma dansına da ilgim oradan. Daha bir sağlam, daha bir güzel geliyor belki de davul. Evet, o ritmi hissediyor. Ritim, evet, o bütünün bilgisi içerisine aktığında kalabalıklarla özellikle çok seviyorum. Babam keman çalardı. Aynen. Ve oğlum da enstrüman konusunda bayağı akordiyon, mızıka ve bateriyle şimdi o da görsel iletişim tasarımı mezunu olarak grafik tasarımcılığı ve fotoğrafçılık sürdürüyor. Yeteneğini sizden almış. Ailenin ailede var. De var. Evet. Çok iyi. O yüzden bir arada, hepsi bir arada. Ben enstrüman çalmıyorum ama dinlemeyi tercih ediyorum. Ya çalsaydınız ne çalardınız peki? Davul dediniz. Başka hani bateri bir de melodi... çok isterdim. Bateri, evet, çok güzel. Tabii şimdi ben sizin şeyinizden bahsetmek istiyorum. Sergilerinizden bahsetmek istiyorum. Çünkü şöyle bir hani zaten hayatta hiçbir şey tesadüf değildir'den yola çıkarak sergilerinizin isimleri de tesadüfen konulmuş değildir. Eklektik isimleri fark ediyoruz, göze çarpıyor. Evet, mesela en başından beri, 2003'ten ne? Beri. Evet, yani evet. Arada bitire, özne. Halbuki özne ya da uçma. Evet. Hep böyle ayrı bir şekilde. Göğe bak. Evet, göğe bakma. Evet, bu sebebi nedir? Hani çoklu düşünmek. Olursak. Çoklu düşünmek, eklemek, tek taraflı bakmamak. Özellikle öz varlık sorguları üzerine gelmiş olan bir sergiydi. Özün hakkında ve öz nedir diye sorduğunuzda sadece kendi varlığınız üzerine değil, soruları da içine alsın istedim. Özü alsın, özneyi alsın, öz nedir'i alsın. Burada ilk kişisel serginiz bu arada. Özne, 2003'teki ilk kişisel sergimdi. Evet, aynı zamanda yüksek lisans tezimle ilgili bağlantılı bir sergiydi. Hem tez yazmanız hem de tezle birlikte bir sergi açmanız gerekli. Çok dolu dolu bir üniversiteydi. Evet. Ve bu da bir içerisindeki samanlar, o bahsettiğiniz samanlardan konseptle birlikte tabii hep bir anlam, özneye yol açan bir atasözüydü, bir Alman atasözüydü. Sonuçta neydi? Samanın dört ressam tarafından dört farklı dönemde işlenmesi konusu üzerine gittiğinizde içlerinde en çok beni etkileyen dünya koskocaman bir saman yığınıdır. Herkesin alabildiğini aldığı sözü üzerine oluşturduğum bir sergi oldu. Öz ne? Nereden gelen bir atasözüydü bu dediniz? Eski bir Alman atasözüdür. Eski bir Alman atasözü. Evet, çok eski. Kaç yılından beri kullanıldığı bilinmediği için. O kadar eski. Evet, o yüzden oryantal diye geçer araştırmalarda. Ama Anselm Kiefer'ın da çok bu konu üzerine düşündüğü, yazdığı, hatta dünyadan kağnılarla saman götürmeye çalışan bazı farklı insan gruplarının resimleriyle de yorumladığı bir atasözüdür de bu aynı zamanda. Hieronymo Bosch bu konu üzerine resimler yapmış bir çağının çok üstünde bir ressamdır. Oradan etkilenerek ben de bu konu üzerine ilerledim ve özne sergisini oluşturdum. Çok güzel. Çok yani, yani bu eklektik sergi isimlerini bulmakla ilgili kendi içimde bir şiiri de edebiyatı da içine aldığını düşündüğüm bir yöntemdi. Çünkü bir paradoks yaratıyorsunuz. Hemen tek bir yönlendirilmiyorsunuz. Tek bir kanalda düşünmüyorsunuz. Çoklu düşünmenizi sağlıyor. Ve resimlerin içerisinde de metaforlar var. Tek bir anlamda düşünmüyorsunuz. O yüzden resimlerim de içerisinde kolaj, dekopaj, asamblaj yöntemlerini, çoklu malzeme tekniklerini bir araya getiren bir yöntem. Evet, onu fark ettim zaten hani sizin resimlerinize bakarken. Yani böyle işte sadece boya ve fırçayla değil. Anlam çokluğu, anlamlar üst üste, kat kat. Kat kat gerçekten yani çok zor. Ama bayağı da keyifli olsa gerek. Ya evet, ama şöyle de bir şeyi de hemen ekleyeyim. Resmi yapan kişinin kaygısı farklıdır.
resimlerle buluşan kişinin o andaki ruh hali, bakışı nasıl algıladığı farklıdır. Ben böyle yazıyorum, böyle yapıyorum. Bakan kişi de illa bu şekilde anlayacak diye de bir kural yoktur. Tabii. Çünkü sanat eseri resim yapandan artık bağımsızlaşır, kopar. O da kendi başına bir izleyiciyle buluşan üründür artık. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Yani ben de müzikle müziğe baktığımda, yani ben bir şarkı söylediğimde şarkının sözleri aynı duyuluyor ama farklı anlamlar aynen, hissettiriyor. Herkes de farklı yankılanır. Herkesi farklı yere götürüyor. Yani aynı şey. İşte sanatın insanlara bu şekilde dokunması en çok sevdiğim yönü aslında. Evet. Tabii bir sürü serginiz var. İşte aidiyet, kelebek etkisi. Mesela kelebek etkisi de butterfly effect. Yani hani bu isimler de çok hoşuma gitti açıkçası. Ya kelebek etkisinin zamanlaması da çok enteresan oldu. Gerçekten hiçbir tesadüf diye bir şey yoktur. 2012'de sergiler açılmadan önce galerilerle anlaşılır, uygun tarih seçilir. Zamanlama önemlidir ama o zaman da o kentte ne yaşanacağını bilemezsiniz. Ve Gezi direnişine denk geldi sergi İstanbul'da. Ve o da benim için çok manidardı, evet. Çok anlamlıdır. Evet. Çünkü oradaki kelebek etkisi Gezi direnişiyle birlikte aslında orada birçok konunun, birçok olayın dalgalanarak yayıldığını, ta Brezilya'dan bile başlayan farklı bir düşüncenin gelişimine denk gelen bir andı diye düşünüyorum. Evet. Çok ve benim bir de yani kesinlikle değil, eş zamanlılık kesinlikle büyük bir eş zamanlılık ve o döneme orada İstanbul'da olan o ağaçlarla ilgili o Gezi Parkı'nda Boğaziçi Korosu ile olan sohbetler, o alandaki gayretleri birebir görmek ve o andan itibaren aslında benim televizyon izlememek gibi bir protestomu da başlattığım bir alandı. Bu manada çok seçiciyim, çok dikkat ediyorum ve kendi gözümle görerek izlediğim olaylardan kendi alanıma aldığım bilgiler de olmuştur. Kelebek Etkisi sergisinin de kendi içinde benim için yeri farklı. Gerçekten yani Gezi olayları dönemine denk gelmesi evet, çok manidar olmuş. Kesinlikle. Dediğiniz gibi. Evet, ve tabii Kıbrıs'ta da buraya geldikten sonra retrospektif diye bir sergi açtınız. Retrospektif çünkü evet ben köken olarak Kıbrıslıyım. Kıbrıs'la ilgili ciddi bir geçmişi olan bir aileden geliyorum. Ancak Kıbrıslılar benim yaptığım resimleri, benim hakkımdaki bilgilere ulaşmaları kolay olmaları açısından kolay olsun diye geçmişte neler yaptım, her sergiden satmadığım, satamadığım, kendime ayırdığım özel olan bazı satmaya resimlerle yani. Anlamı da olan resimlerle bir buluşma yaptık Art Space'te ve her sergiden bir parça buluşmasıyla birlikte geçmişten gelen resimlerimi buluşturduğum için, geçmişe bakışı da sağlaması için bir göklerden köklere, çünkü atalara, Kıbrıs'a geldiğim için göklerden köklere seyir defterim adını verdiğim bir sergi oldu. Retrospektif olmasının da sebebi her sergiden birkaç parçayla geçmişimi buluşturan bir sergi olmasıdır. Çok güzel. Hepsinin ismi yani çok anlamlı. Evet. Gerçekten bir tüm isim seçmek de kolay bir şey değil gerçekten. Evet, bunun için de müzisyenlere nasıl sizin hocanızın olduğu gibi, tiyatro hocanızın da salık verdiği gibi resim izleyin deniliyorsa, biz de zaten şiirle, edebiyatla, filmlerle, müzikle besleniyoruz. Yani sanat tek taraflı akmayan bir ırmak. Evet, ben de edebiyatla, şiirle, öykülerle çok haşır neşir olduğum için sergilerimde de ister istemez anlamı önemsiyorum. İyi ki. Evet, şimdi atalarınıza, köklerinize, işte Kıbrıs'ta Türk oluşunuza değinmişken, yani çok önemli bir isimden bahsedeceğim sizlere sevgili izleyenler. İlk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Nur İçinde Yatsın sevgili Bedia Okan sizin büyük halanız. Evet.
2019 yılında İzmir'de vefat etti kendisi ve adada ilk Türkçe gazeteyi çıkaran Sözün Son Kadını Bediye Hanım belgeseli de yapılan adına o belgeseli de birlikte izleme şansınız oldu. Aslında sizin büyük dedeniz de ilk büyük amcanız ilk Türkçe gazeteyi Söz Gazetesi'ni Mehmet Ramzi Okan çıkaran, zaten soy isminiz de Okan. Oradan evet. da anlaşılacağı gibi. Aslında bunlar atalarınız, Kıbrıslısınız. Ama zamanında hani bu sebeplerden dolayı hatta Okan soy isminde size Atatürk vermiş. Bedialı evet, güzel anlatımıyla Bedialı vefat etmeden önce onunla buluşabilmenin de mutluluğu içerisindeyim. Gerçekten zamanlamalar çok ilginç oldu. Ben adaya geldikten 3 ay sonra Yakındoğu Üniversitesi'nde Fevzi Kasap ve Ömer Evre önderliğinde evet. Okan ailesinin fotoğraf arşivinin sergisine denk geldim. Ömer Evre de benim hocam bu arada. Selam olsun, dünya kesinlikle düştük. Kesinlikle ve bu fotoğraf sergisiyle birlikte Kıbrıs'taki Fehmi abilerle, Fehmi Gürdal'la da buluştuk. Ve bu fotoğraf sergisinde benim hiç görmediğim İngiliz arşivlerinden çıkarılan Kıbrıs'taki yaşanmışlıklarla ilgili Beria Hala'nın, Mehmet Remzi'nin fotoğraflarını görmüş olmak beni apayrı mutlu etti. Ve hemen İzmir'de onun yaşadığı huzur evine gidip onu ziyaret edip onu alıp İzmir'de yapılan onun hakkındaki filme götürmekle birlikte çok güzel anılara tanıklık ettik. Hatta ben orada Bedia halam söz istemişti, elimi hiç bırakmayacaksın. Çünkü çok heyecanlanmıştı. Ve ben de çok heyecanlanmıştım. Çünkü telefonla konuştuğumuzda kızım ben yılların gazetecisiyim. Yıllardır burada huzur evinde kalıyorum. Bana evet, bir burada lütfen. Burada da resmi var şu an ekranda. Ya canım benim. Lütfen bana bir ceket, bana bir elbise getir, bana bir fular getir dediğinde böyle bir arayışa girmiştim. Hatta siyah üzerine beyaz yıldızlı, bir de beyaz üzerine siyah yıldızlı iki fular almıştım. Birini evet. o taksın, birini ben takayım diye. Ben de çok heyecanlandım. Ona bir elbise ararken, ona ceket istemişti, ceket götürürken. Lütfen elimi tutma, sunum boyunca yanımda ol sözüyle hiç yanından kalkmamıştı. Sunum başladıktan sonra her şey çok güzel, böyle gülerek, heyecanlı, hatta fotoğrafta da biz çok mutlu izliyorken birden ve Batu Bey'le de tanışmak çok güzel oldu. Mehmet Remzi amcamı izlerken başladı ağlamaya. O kadar benzemiş ki gençliğine. O yüzden de çok iyi seçmişler. Batu İrfan'a buradan selamlar olsun. Filmde babasını gördüğü, yani orada şeyi, zamanı karıştırdı ve baba hani neredeyse kalkmaya çalışıyor. Baba evet. seni çok özlemişim dediğinde çok duygulandım gerçekten. Orada ağlamaya başladı. Seni gördüğüm için çok mutlu oldum dedi. Yani ben orada yapılmış olan her şeyi bir kenara bıraktım ve bu film, bu seçki iyi ki de yapıldı. Neden? Çünkü babasıyla sanki son kez buluştu orada, son kez görüştü. Gerçekten böyle tüylerim diken diken evet, şu an. Evet, benim için de o an çok güzeldi gerçekten ve orada da Bedia Hala'yı oynayan, onun çocukluğunu, o kardeşleri, Bedia Hala'yı, Beria Hala'yı oynayan kardeşler de Batu Bey'in kızlarıymış. Şimdi biz bu sergide de, benim öğrencilerime açtığım sergide de, Pembe Hanım'ın sergisinde de Batu Bey'e rica ettim. Sergimizin açılışını siz yapar mısınız diye. Aynen. Hatta davetiye verirken de takılmıştı. O zaman ben senin deden oluyorum diye. Çok da keyifli bir buluşma olmuştu evet. sergi açılışında da. O zaman dede açılışı yapacak diye. Yani böyle keyifli buluşmalar oldu ve ben büyük alamla buluştuğum için, sonuçta babamın kuzeni, buluştuğum için çok mutlu oldum. Bu onun unutulmadığını gösteren buluşmaya birlikte katıldığımız için çok mutlu oldum.
Ve 3 ay sonrasında vefat etti. Hiçbir şey tesadüf değildir sözünü ben tekrar yaşadım. Evet. Çünkü ailede neredeyse kimse kalmadı ve onu defneden gelinin Nuray'la ikimizdik. Ve sevgili Meral teyze, Bedalam'ın çok yakın arkadaşıyla, İbrahim Beylerle, gazeteci İbrahim Paker'le ve İzmir Büyükelçisi, tabii ki İpal Hanım'ı anmadan olmaz. Güzel bir törenle defnettik. Nur içinde yatsın. Ve onu defnetmek de bana nasip olmuş. Benim Kıbrıs'a gelip onu bulup, onun izlerini yakalayıp onu defnetmek görevi bana düşmüş. O yüzden de teşekkürim. İyi ki buluşmuşsunuz. Evet. Ve son defada vedalaşmışsınız. Evet. Çünkü 3 ay içinde de kaybı olmuş. Evet. Programımızın sonuna yaklaştık. Son 4 dakikaya girdik. Evet. Daha çok konuşacak konumuz var ama ben son olarak sizin o güzel tasarımlarınızdan bahsetmek istiyorum. Hani takı tasarımlarınızdan. Evet. Sevgili izleyenler, hocamız geldiğinde de ben boynundaki kolyeyi görünce hocam ne kadar şık, ne kadar güzel dedi. Teşekkür ediyorum. Takı tasarımı bambaşka bir şey. Yani tabii ki sizin sanatınızla bağlantılıyor ama bir kere tasarımlarınız çok güzel. Nasıl ulaşabilirler izleyenlerimiz ve neler tasarlıyorsunuz? Yani aslında birçok tasarımım var. Hı-hı. Hani mekanlara göre, hı-hı, geçmişte yaptığım özel pik döküm ayna tasarımları, hı-hı, mimari, iç dekorasyon tasarımları da oldu. Ancak tasarımlar ihtiyaçlardan doğar. Bu yaşam çiçeği üzerine durun. Vallahi belki Zedey'in kalpte yaşamak, Merkaba nefes eğitimlerinden, hı-hı, sonra her çakra nefes, her çakranın enerji alanları ile ilgili bir tasarım yapacak olsam, yaşam çiçeğinin içerisinde olduğu nasıl tasarımlar yapabilirim diye düşündüğümde bu yaşam çiçeği tasarımlarını yapmış oldum. Evet. Ve tabii bu da bir reklamlara giriyor belki ama evet, yani Altın reklamları... Işık Merkezi'nde tasarımlarım bulunuyor. Evet, Altın orada... Işık Merkezi'nin sahibi de teyzem Onur, Türkan Mengi. İşte hiçbir şey tesadüf değil. Orada isteyenler o tasarımlara ulaşabilirler. Resimler, hmm, resim sergileriyle buluşulabilir. Eğitimler atölyelerde buluşulabilir ve en önemlisi sergiler... en yakın sergimiz Bela Pais'te olduğu için Bela Pais Manastırı'nda buluşulabilir. Buluşulabilir ve 24 Mayıs'ta da sevgili çok izleyenler sürpriz, çok sürpriz bir kitap projesiyle, evet, geleceksiniz. Nerede olduğu da mı sürpriz olsun? Girne Belediyesi'nde kurumsal alanda bu Kıbrıs hakkında, Kıbrıs efsaneleriyle ilgili oluşturduğumuz kitabın öğrencim Ayşenaz Can'la yaptığımız, illüstrasyonunu kendisinin, hı-hı, yaptığı, benim kitabı efsanelerle derlediğim kitabımın sergisini ve çok koleksiyon, çok az bir şekilde basılan Turizm Bakanımızın özellikle Serhan Bey'in desteğiyle yaptığımız kitabın tanıtımını da, lansmanını da Girne Belediyesi'nde yapacağız. Hadi bakalım. Bu güzel tanıtıma ve az sayıda dediğiniz gibi bu lansmanda koleksiyona ulaşmak için sevgili izleyenler, Luna Hanım'ın, Luna Tülay Okan'ı lütfen takibe alın, markaja alın. Evet. Buluşalım. Evet, buluşalım diyoruz. Evet, iyi ki geldiniz. Daha konumuz çoktu ama işte BRT'de de bir programınız var. Son olarak bir dakikamız kaldı. Şu anda Bayrak Radyosu'nda da yayınlanan bir radyo programınız var. Onu da inşallah bir sonraki programa konuşacağız ama ismini söylerseniz programın. Kahramanın Yolculuğu, 5 program yaptık. Hı-hı. Devamı için haberler tekrar edeceğiz. Bekleriz. Bekleriz, evet. Çok teşekkürler. Ayağınıza teşekkür sağlık, ediyorum. Renk kattınız. Teşekkür ediyorum size. Evet sevgili izleyenler, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar çok kıymetli bir konukla görüşünceye dek sevgiyle kalın, sanatla kalın, hoşça kalın.